Mertens için Galatasaray'a çılgın teklif. Aslan'ın 36 yaşındaki yıldızı Dries Mertens'e Suudi Arabistan'dan cazip bir teklif geldiği öne sürüldü. İddialara göre transfer gerçekleşirse sarı kırmızılı kulüp Mertens'in bonservisinden 10 milyon euro elde edecek. Transferde dünya çapında yıldız futbolcular için dudak uçuklatan paralar teklif eden Suudi Arabistan kulüpleri, bu kez Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens'in peşine düştü. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Mertens ile ilgilenen bir Suudi takımı 36 yaşındaki futbolcuya 2 yıllık bir sözleşme teklif etti. Bu transfer için Galatasaray ise 10 milyon euroluk bir bonservis bedeli önerildiği ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Sarı kırmızılı takımla geçen sezon başında 1+1 yıllık mukavele imzalayan Belçikalı futbolcunun opsiyonu Galatasaray formasıyla 25 resmi maça çıkması üzerine otomatik olarak devreye girmişti. Dries Mertens geride kalan sezonda 33 karşılaşmada 7 gol 4 asistle oynadı. Galatasaray'dan Premier Lig'in süper yıldızına transfer kancası. Orta saha takviyesi için kolları sıvayan Jim Boom'un Manchester United'lı Fred'e teklif yaptığı ortaya çıktı. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun geçtiği habere göre Galatasaray'ın Fred için ilk teklifini Manchester United'a ilettiği kaydedildi. Yapılan görüşmeler sonrası teklifin çok düşük kaldığını düşünen United cephesinin red cevabı vererek ücretin beklentilerin altında kaldığını belirttiği iddia edildi. Galatasaray'ın ise yaptığı teklifi yükselterek makul seviyeye çektiği ve İngiliz devinin kapısını tekrar çaldığı belirtildi. Manchester United'dan bu yaz ayrılması beklenen Fred'e Suudi kulüplerinin yanı sıra başta Fulham olmak üzere birkaç Premier Lig kulübünün talip olduğu ifade ediliyor. 2018 yılında Shakhtar Donetsk'ten 60 milyon euroya transfer edilen 30 yaşındaki Fred, United'da geçen sezon çıktığı 56 maçta 6 gol ve 6 asistlik katkı sağlamıştı. Leipzig, Galatasaray'ın yıldızını istiyor. Angelino transferinde Galatasaray ile temaslarda bulunan Leipzig, şimdi sarı kırmızıların yıldız oyuncusunu kadroya katmak isterken bu doğrultuda ilk görüşmenin de gerçekleştirildiği aktarılıyor. Galatasaray'da transfer hareketliliği tüm hızıyla sürüyor. Sarı kırmızılarda kadroya katılacak isimler kadar Avrupa devlerinin büyük ilgi gösterdiği yıldızların durumu da merak ediliyor. Lens'ten Luis Openda'yı kadrosuna katan ve bu transfer için ödediği 40 milyon euronun üzerindeki bonservis bedeliyle kulüp rekorunu kıran Leipzig, transferde bir bomba daha patlatmak istiyor. Alman ekibinin yeni gözdesinin Galatasaray'da olduğu ve bu doğrultuda temaslara başlandığı ifade ediliyor. Aslan ile Leipzig arasındaki ilişkiler Angelino transferi sürecinde yoğunlaşmıştı. Sarı kırmızılar İspanyol oyuncunun da transfer isteği nedeniyle Leipzig'in yüksek bonservis beklentisini kırmayı başarmıştı. Tutto Mercato Web'in haberine göre Leipzig, Luis Openda transferine rağmen bir önemli hamle daha yapmak istiyor ve bu doğrultuda gözüne Galatasaray'dan Nicolo Zaniolo'yu kestirmiş durumda. Alman ekibi Angelino döneminde gelişen ilişkilerin de etkisiyle sarı kırmızılar ile bu transfere ilişkin bir görüşme gerçekleştirdi. Leipzig transferin uygunluğu ve maliyeti adına Galatasaray ile bir görüşme sağladı. Sarı kırmızılar Zaniolo'nun satışını sadece 35 milyon euroluk serbest kalma bedelinin kullanılması şartıyla destekliyor. Leipzig'in bu transfer adına Galatasaray'dan bir indirim alıp alamayacağına ilişkin temaslarda bulunduğu belirtilse de sarı kırmızılar 35 milyon euroluk bonservisin altında bir ücrete transfere izin vermeyecek. Galatasaray'a 23 milyon euroluk dev piyango. Türk kulüpleri ekonomik olarak oldukça keskin bir virajdan geçerken Galatasaray kısa süre içerisinde kasasını ağzına kadar doldurabilir. UEFA 2023-24 sezonunda Avrupa kupalarından elde edilecek para ödüllerini açıklarken aslan payını her zaman olduğu gibi yine Şampiyonlar Ligi aldı. Yapılan açıklamaya göre Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonda gruplarda yer alacak her takım 15.6 milyon euroluk ayak bastı parasını kasasına koyacak. Takımlar grup maçlarında alınacak her galibiyetten 2.8 milyon, beraberlikten ise 930 bin euro kazanacak. Galatasaray adını Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdırmayı başarırsa 15.6 milyon euroluk katılım payını almaya hak kazanacak. Son 5 yıllık performansa göre elde edilecek katsayı gelirinde şimdiden 6 takımı geride bırakan Cimbom, bunun karşılığı olarak da 7.959.000 euro elde edecek ve kasasını ağzına kadar dolduracak.
Aslan'dan Zaha sonrası yılın bombası. Sporto'da Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Birçok transferi resmen açıklayan Sarı Kırmızılar, yılın transfer çalımına imza atarak Fenerbahçe'nin istediği Wilfried Zaha'yı transfer etmişti. Zaha sonrası çalışmalarına devam eden Cimbom 8 numara transferini bitirmek için düğmeye bastı. İşte taraftarların çok heyecanlanacağı o isim ve tüm detaylar. Galatasaray La Liga'da mücadele eden Atletico Madrid'den Saul Niguez'i transfer listesine ekledi. Dursun Özbek yönetimi oyuncunun menajeriyle görüşme yaptı. Geçtiğimiz sezonu İngiltere Premier Lig takımı Chelsea'de kiralık olarak geçiren 28 yaşındaki İspanyol yıldız 23 karşılaşmada oynadı ve bir kez rakip fileleri havalandırdı. Kariyerinde Atletico Madrid, Rayo Vallecano ve Chelsea takımları bulunan Saul Niguez'in Haziran 2026'ya kadar İspanyol ekibiyle sözleşmesi bulunuyor. İspanya milli takımında her kategoride forma giyen Saul Niguez 19 defa A milli takımda oynadı. Yıldız orta saha 3 kez gol sevinci yaşadı. Lucas Torreira'nın menajeri ayrılık konusunda suskunluğunu bozdu. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Adı sık Lazio ile anılan Uruguaylı yıldızı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım takımdan ayrılacağı şeklinde yorumlanmıştı. Lucas Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur oyuncusunun geleceğine ilişkin konuştu. İşte detaylar. Galatasaray'ın geçen sezonki şampiyonluğunda en büyük pay sahibi futbolculardan biri olan Lucas Torreira sarı kırmızılı takımdan ayrılacağının sinyallerini verdi. İtalya Serie A ekibi Lazio'nun transfer gündeminde olan Torreira, sosyal medya hesabından uçak ve İtalya bayrağı emojileri kullanarak yaptığı paylaşımda elinde bavuluyla havalimanında görülüyor. Uruguaylı futbolcunun bu paylaşımı Galatasaray'dan ayrılarak Lazio'ya mı gidiyor sorusunu akıllara getirdi. Öte yandan İtalyan basınında da Lucas Torreira'nın transferiyle ilgili iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. La Lazio Siamo Noi'de yer alan ve NTV Spor'un derlediği habere göre 27 yaşındaki futbolcu için pazarlıklar devam ediyor. Ancak Galatasaray'ın maddi beklentilerinin henüz karşılanmadığı ve ayrıca Sarı Kırmızılı Kulübün Torreira'nın alternatifini bulmadan satışa onay vermeyeceği belirtildi. Lazio'nun Torreira'nın transferi için şu anda beklemede olduğu ve doğru zamanda doğru teklifi vermek istediği ifade edilirken Uruguaylı yıldızın menajeri Pablo Bentancur'da yaptığı açıklamada şu anda görüşmeler bloke oldu. Lazio B planına yöneldi ve zaten Galatasaray'da Lucas Torreira'yı satışa çıkarmış değil açıklamasını yaptı. Sarı Kırmızılar Torreira'nın satışıyla ilgili 30 milyon euronun altında gelen tekliflere sıcak bakmıyor.